Peki Rıza Hocam, kalp büyümesi nedir? Nedenleri nelerdir? Kalp büyümesi adı üzerinde kalbin normal boyutlarından daha büyük hale gelmesi. Tabii bunun çok sebebi var. Tabii bu da doğuştan itibaren biri olabilir. Yani doğuştan özellikle konjenital kalp hastalığı dediğimiz edinsel doğuştan kalp hastalıkları var ise bu çocukluk çağlarında bile oluşmaya başlayabilir. Bunun sebebi de özellikle kalp kapaklarındaki problemler, kalbin aşırı yüklenmesine sebep olan problemlerden dolayı kalbin aşırı yorulması ve çok çalışması gerektiği durumlarda kalp zaman içerisinde büyüyebilir. Ama esas bizim hani kastettiğimiz tabii ki erişkin hastalarda, özellikle yaşlılarda çok sık görüyoruz kalp büyümesi. Tabii bu yıllar içerisinde kalp çalışıyor devamlı dakikada işte 60 ile 100 arasında hareket ediyor. Özellikle en büyük sebep, yani en çok yaygın sebep tansiyon yüksekliği. Biliyorsunuz tansiyon dediğimiz basınç demek. Yani kanın damar duvarına ve kalbe yaptığı basınç, aynı zamanda damar duvarına yaptığı basınç artıyorsa aynı mantıkla kalbin duvarına da aynı şekilde basınç yapıyor. Ve kalbin bu duvarına yaptığı basınç zamanın içerisinde kalbi bu da ileride yormaya başlıyor ve kalp daha çok çalışma gereği duyuyor. Kalp kasında kalınlaşmalar başlıyor ve kalp yavaş yavaş büyüyor. Yani en sık sebep aslında dünyadaki kalp büyümesinin en büyük sebebi bu. Bunun dışında erişkin hastalarda işte kapak hastalıkları, özellikle sol taraftaki kapak hastalıkları, yani aort kapak ve mitral kapaktaki darlıklar olsun, yetmezlikler olsun ya da ikisi birlikte olsun. Bunlar da kalp büyümesinin en büyük sebep olanlar nedenlerden başına geliyor. Kalp büyümesinin sonucunda kalp özellikle işte bu tansiyon yüksekliğine ve bu kapak hastalıklarına bağlı olarak zaman içerisinde çok aşırı yük gelmesine bağlı olarak büyüdükten sonra belli bir süre sonra bu hastalar kalp yetmezliği gelişiyor. Kalp yetmezliği de kalbin yeteri kadar güçlü vücuda pompa yapamaması, kanı sevki edememesi ve bunun bağlı olarak da diğer organlarda gelişen bazı bulgular. Kalp yetmezliği de bu. Özellikle işte akciğere donsiyon yansır ve işte nefes aralıkları başlar, böbreklerde problemler başlar, ayaklarda şişmeler başlar, karında şişmeler başlar, karaciğerde büyümeler olur. Kalp yetmezliklerinde, bu kalp büyümesinin sonucu gelişen kalp yetmezliklerinde. Kalp yetmezliği ayrı başlı başına bir konu, önemli bir konu. Çok dünyada daha çok yaygın bir hastalık grubunu oluşturuyor. Herkese görülür mü kalp büyümesi? Yok. Mesela sen tansiyon yüksekliğin yok, kapak hastalığın yok, işte kalp krizi geçirmemişsin, sen kalp büyümesi olmaz. Şöyle olur, normal insanlarda çok aşırı spor yapanlarda, yani aşırı çok kalp yüklenmesi olan kişilerde, maratoncularda, uzun süre böyle bisiklet sürenlerde, ağır spor yapanlarda kalp büyümesi olabilir. Ama buradaki kalp büyümesi çok kötü değildir. Kalbin büyür ama kapasitesi iyidir. Duvarların kanlaşması tansiyon yüksekliğindeki ya da kapak hastalıkları kadar kötü değildir. Ve kişiye çok bir zararı olmaz. Ama bu tansiyon yüksekliği olanlarda ve bu kapak hastalıklarındaki kalp büyümesi daha yapısal bozukluklara sebep olur. Kalp yetmezliğine sebep olur ve bir de ritim problemlerine sebep olur. Atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim gelişir. Özellikle bu tansiyon hastalarında ve bu kalp büyümesi olanlarda neredeyse diyelim 60 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık %10'unda gözükür. Bu atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim problemi. Kalp düzensiz çalışır. Çok bazen hızlı attığı dönemler olur. 150'lere, 180'lere böyle çıktığı dönemler olabilir. Bu da hem kalbi ilave olarak yorar. Bir de ayrıca bu atrial fibrilasyon dediğimiz ritim problemi olan kişilerde kalp içinde pıhtı birikebilir ve buradan kopan parçalar beyne giderek ya da diğer organlara giderek embollere sebep olabilir, felçlere sebep olabilir. Onun için son derece önemli bir sağlık problemidir atrial fibrilasyon dediğimiz olay. Bu da yine kalp büyümesi ve tansiyonla ilişkilidir. Tansiyon sebebi nedir derseniz yine iş geliyor başa aynı şeye işte düzenli spor yapmamak, kilo almak, hareketsiz yaşam, sigara içimi,
işte şeker ve yine ekmeğe çok maruz kalmak, hani kür almak, obezite olmak. Hocam bu saydığınız hani kriterlerde olmayanlarda da tansiyon olabiliyor. İşte tansiyon yüksekliğinin %90 sebebi bilinmiyor. Yani genellikle o da genetik faktörlere bağlı. Ama hasta şundan çok emin olabilirler. Ailesinde tansiyon yüksekliği var. Kendisi de eğer bakmaz ise tansiyon yüksekliği olacak. Ne olacak? Kür alır ise, sigara içer ise, düzenli spor yapmaz ise, bunlar ve tuzlu yeme alışkanlığı var ise özellikle, yani tansiyon kaçınılmaz. Muhakkak tansiyon hastası olacak.